Arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Abdullah Kise. Bilgi Adam Kurumsal'da Veri Yönetimi ekibinin takım lideriyim. Ekibin yönetimsel işleriyle uğraşıyorum. Eğitim ve danışmanlık kalitelerinden sorumluyum. Bununla birlikte arkadaşlarımla beraber eğitim danışmanlıkları da vermekteyim. Bu session'da sizlere Power Query, Power Map ve Office 365 ile ilgili demolar yapıyor olacağız. Bunlar Power BI kapsamındaki ürünler. Birazdan Power BI ile ilgili zaten aşağı yukarı nasıl bir şeymiş, şöyle özet olarak bir konuşma olacağız. Bu konuşmalarımızın detaylı hallerini bizim sitelerimizden bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili webcastler falan da var. Power BI ile ilgili bir session daha olacak. Orada Power BI ve Power BI anlatılacak. Biz de bu session'da Power Query ve Power Map'e odaklanacağız. Ben sözü Özgür arkadaşıma bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz öncelikle hepiniz. İsmim Özgür Erecekler, Bilgi Adam Kurumsal'da kıdemli danışman olarak çalışıyorum. İş zekası projelerinin, uçtan uca iş zekası projeleri yapıyoruz ve bunların her yerinde görev alıyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Bir Power BI nedir, nerede kullanılıyor, biz bugün ne gibi detaylarına bakacağız, bir görelim. Öncelikli olarak sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve şöyle başlayacak olursak, SQL Server 2012'nin çıktığından beri aslında self-service BI çok ön plana çıktı. Çünkü artık şirketlerin raporlama departmanları istenilen istekleri karşılayabilir durumda değil. Çünkü her an bir rapor isteği olabiliyordu ve bu anlamda baktığımızda Power BI geldi. Power BI nedir? Power BI aslında bulut tabanlı Excel ile çalışan bir servistir. Ve burada Office 365 için Power BI'yi görüyoruz ve bir de Excel tarafı var. Şöyle devam edecek olursak neler var burada? Burada 4 tane aracımız var. Bu 4 araçtan şuradan bakacak olursanız ilk olarak Power Query. Power Query herhangi bir kaynağa bağlanarak, birden fazla kaynağa da bağlanarak verileri işlemenizi ve istediğiniz herhangi bir formata getirmenizi sağlıyor. Bu anlamda baktığımızda Integration Service'a denk diyebiliriz aslında. Burada bu tool'u kullanarak verilerinizi daha sonra Power Pivot'ta veri modelleri oluşturmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ve sonrasında görselliği sağlayabilmek adına Power View ve Power Map kullanıyoruz. Excel'deki add-in'ler bu şekilde. Peki ne zamandır bu add-in'ler var? Hangi teknolojilerle geliyor? Nasıl bir lisansa sahip olursanız bunlara sahip olursunuz? Öncelikli olarak Excel 2010'a bakacak olursak Power Query ve Power Pivot Excel 2010'da var. Bunun dışında Excel 2013'te bu teknolojilerin hepsine sahip olabiliyorsunuz. Power Query'yi ayrıca indirmeniz gerekiyor burada. Eğer Office 365 lisansına sahipseniz Power Map'te içerisinde geliyor. Bu lisansla eğer Excel'inizi indirdiyseniz içerisinde geliyor diyebiliriz. Power Pivot ve Power View zaten bunların içerisinde var. Sadece bu edinleri belki aktif etmeniz gerekebilir. Şöyle son olarak toparlayacak olursak bir an önce demolara geçmek adına bir de Power BI for Office 365 tarafı var. Bu bize ne sağlıyor? Oluşturduğunuz workbookları diğer şirket domaininde çalışan arkadaşlarımızla veya takım arkadaşlarımızla paylaşmamızı, iş zekası siteleri oluşturup yetkilerle kişilerin bunları görmesini sağlayabiliyoruz. Q&A dediğimiz bir özellik var. Bu doğal günlük konuşma dilini kullanarak raporlarımıza görsel sonuçlar veriyor. Sorduğumuz sorulara görsel sonuçlar üretiyor ve arka tarafta öğrenen bir mekanizma var. Sizin sorduğunuz soruları günden güne daha iyi cevaplayacak bir mekanizma var diyebiliriz. Bunun dışında nerede olursanız olun bu sisteme bağlılığınızı kaybetmemek adına HTML5 desteğiyle mobil ortamda raporlarınızı görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bunun dışında diyelim ki kendi sistemimden içeriye bir örnek rapor koydum ve bunu yenilemek istiyorum dönem dönem, günlük, haftalık, aylık. Bunun için data refresh servisler var gibi birçok şey var. Bugün bunlar üzerine biraz duracağız ve şimdi Abdullah Hoca bize bunları gösterecek. Son olarak şundan bahsedeyim. Burada bahsettiğimiz 4 tane tool için şöyle bakacak olursak Power Query ile verilerimizi işliyoruz ve hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Hazır hale getirdikten sonra Power Pivot ile bir veri modeli oluşturuyoruz. Kompleks veri modelleri. Burada kendine özgü DAX dediğimiz Data Analytic Expression'lar yazabiliyoruz.
Ve bunu yaptıktan sonra Power View ve Power Map'le de görselleştiriyoruz. Adımlarımız bu şekilde olacak. Biz bugün Power Query ve Power Map'e odaklanacağız. Şurada yeri gelip şuraya kısaca bir konuşma odası. Burada Power Query ETL işlemlerine odaklanmış bir şey. Yani normal advanced BI gelir. Yani normal BI konseptin değil. SQL Server Integration Service'in yaptığı görevi üstleniyor aslında. Ve bunu çok pratik bir şekilde kolayca yapmanızı sağlıyor. Kaynak olarak birçok yere bağlanıyor. İşte Bulut'a bağlanabilir, HTML site'a bağlanabilir. Sonra Facebook'a bağlanabiliyor. Yeni gelen özellik SQL Server Analytics Service'e bağlanabiliyor. Kübler'e bağlanabiliyor yani. Daha önce yoktu bu. Son birkaç gün önce gelen bir özellik. Böyle bir ürün. İşlediğiniz dataları Excel sayfası olarak saklayabilirsiniz. Veyahut da Power Pivot'a gömebilirsiniz. Power Pivot'ta veri modeli oluşturabilirsiniz. Power Pivot'ta yine SQL Server Analytics Service'e tekabül ediyor. Buna da küp diyebiliriz. 2012'de tabular model geldi. Daha öncesinden de Power Pivot vardı. Analytics Service'e entegre bir model geldi. Aynı mantıkta burada geliştirmeye devam ediyorsunuz. Birazcık daha gelişmiş anlamda, gelişmiş hali teknolojik anlamda. Power Query ve Power Map raporlama ürünleri, Power Query interaktif sunum odaklı raporlar dizayn etme imkanı sunuyor. SharePoint'te de bir hali var. Normalde bu Excel içerisinde yapılıyor bu rapor. SharePoint'te de bir hali var. Mesela SharePoint'teki halinde raporu tasarladıktan sonra SMS diye PowerPoint sunumu olarak çıktı alabiliyorsunuz. Böyle bir güzel tarafı var. Bu tarafta böyle bir şey yok. Diğeri de Power Map. Şimdi Power Query'de haritayla ilgili bir raporunuz varsa onu yönetebilirsiniz ama görüntü flat. Eğer sırf haritaya odaklanacaksanız ve bunu daha güzel sunmak istiyorsanız o zaman 3 boyutlu dünya haritasını kullanabilirsiniz. Bunun için de Power Map ideal. Power Map'te video turları dizayn edebiliyorsunuz. Bunlara sesler ekleyebiliyorsunuz. Hatta sadece 3 boyutlu dünya haritası değil, herhangi bir kroki, herhangi bir plan da ekleyerek, herhangi bir resim de ekleyerek üzerinde dataları görüntüleyebiliyorsunuz. Gayet şık sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yalnız Power Map ile ilgili şöyle bir şey var. Office 365'ten indirdiğiniz Office de ancak bunu kullanabilirsiniz. Standalone kurumlarda Power Map gelmiyor. 31 Mayıs mıydı, Mart mıydı tam hatırlamıyorum. O tarihten önce standalone kurumlardan kaldırdılar. Sadece Office 365'te indirdiğiniz kurumlarda mevcut. Hemen demomuza geçelim. Ben şöyle ekrana bir bu tarafa doğru yansıtacağım. Dur, ekran lazım. Ekranı görün diye. Evet, öncelikle bir ısınma demosu yapalım. Tabii, nereden kapatıyoruz? Şundan kapatıyoruz. Şu taraf galiba. Çok mu karanlık oldu? Tamam, ikisi görünüyor zaten. Evet, bir ısınma demosu yapalım. Ben şöyle şunu biraz sağa doğru çekeyim. Pivot ve anti-pivot'tan bahsediyor olacağım. Bu tür işlemleri sıkça yapan arkadaşlar bilirler ki SQL sorgularıyla bunu yapmak bazen bir zulüm olabiliyor. Ama Power Query ne kadar kolay bir şekilde yaptığımızı göreceğiz şimdi. Bir miktar data ihtiyacım var. Bunun için getMyData.org diye bir site var. Orada içerisinde çeşitli konular bir istatistik veriler saklanıyor. Bunu kendi lokalinize falan kullanabilirsiniz. Ben şurada data kısmına geçiş yapıyorum. Gayet güzel veriler var. Hatta çok da güzel videolar falan var burada. Çeşitli istatistikleri sosyal sorumluluk projesi gibi ele alıp videolar haline getirmişler bunları. Ben şöyle depremlerle alakalı bir Excel dosyası vardı. Onu okuyacağım. Earthquake. Şu içeriye bir bakarsak eğer nasıl bir data olduğuna. Yandaki o mercek butonuna basarak önü izleyebiliyorum. Bakın ülkeler var. Ve sağ tarafı doğru da yıllar var. Tabii ülkeleri göremiyorsunuz. Ben şöyle şunu şöyle ortaya alayım. Ülkeler var. Sağ tarafı doğru da yıllar var. Karşımızda bir pivot görüntü var. Bir matris görünümü var. Şimdi bu datayı raporlamak bu kadar kolay değil. Çünkü her bir yıl bir kolon olarak görünecek. Ama ben genelde yıllara göre değişimleri falan görmek istedim. Dolayısıyla bunu tekrardan anti-pivot hale getirmem lazım. Tekrardan data haline getirmem lazım. Şöyle, şuradaki Excel'in direkt bunun üzerine çalışabilirim ancak buradaki UI'leri kullanarak da çalışabilirim. Yani boşu boşuna Excel'in indirmeye gerek yok. Sitede bir güncelleme olursa onu canlı bir şekilde takip edebilmek için buradaki UI'leri kullanmam daha akıllıca olur. Sağ tıklıyorum, şuradan copy shortcut diyorum. Şöyle
Geçip bir tane boş bir Excel dosyası oluşturalım. Şöyle Field Artist koydum ismini. Power Query tabuna geçiyorum. Bu eklentileri edit kısmından aktif edebilirsiniz. Şöyle geldiğimiz zaman bakın birçok yere bağlanıyor Power Query. İşte internet üzerinden bir arama yapabilirsiniz ya da kendi lokalinizdeki bir kaynağa bağlanabilirsiniz. Bir sorguya erişebilirsiniz. Birazdan sorguyu paylaşmayı göreceğiz. Online search özelliğini burada yapmak mümkün. Biraz daha. From web. Şunu birazcık da kaydırayım. Benim ekranım çözümü enteresanmış. Slide'dan sonra değişti herhalde. Kontrol etmiştik aslında. Düzgün bir çözüm diyor ama. From web özelliğiyle ki hala göremiyorsunuz onu. From web özelliğiyle herhangi bir URL'i buraya yapıştırarak HTML sayfadaki tabloları bir kaynak olarak okuyabilirsiniz. Başka neler var? Hızlıca bakalım. Excel, CSS ve XML from folder. Bakın bir klasörü komple takip edebiliyor. Mesela ikinci örneğini bunu yapacağım. Bir klasördeki log kayıtlarının içeriğini okuyup rapor haline getirmeye çalışacağım. Bu yöntemi kullanarak klasörü takip ediyor olacağım. From database kısmına gelirsen bakın SQL Server'a bağlanabiliyor, Azure'a bağlanabiliyor, Access, yeni gelen bir özellik SQL Server Analyst Services küplerine bağlanabiliyor. Daha önceden bunu yapabilmek için linkli server falan kurmak gerekiyordu. Şimdi bu çözüm de üretilmiş oldu. Teradata, Sybase vesaire. From Other Source kısmına gelirsen bakın SharePoint listeleri, Atom Feed'ler, HDFS, HDInsight, Big Data ile ilgili çözümler bunlar. Azure Storage'leri, Active Directory, Facebook, işte Salesforce datası, SAP'nin Business Objective vesaire gibi birçok kaynağa bağlanabiliyor. Şöyle biz From Web diyelim. Az önce kopyaladığımız yeri buraya yapıştıralım. OK diyorum. Şimdi de şöyle ideal boyutlarına gidelim. Excel'in içerisindeki sayfaları ve varsa tabloları ayrıca burada listeliyor olacak Power Query. Benim Excel'imde, yani bağlantı Excel vardı, o Excel'de çeşitli sayfalar varmış. Data şu data isimli sayfada bulunuyor. Baktığım zaman şöyle özet bilgiyi görüntüleyebiliyorum. Sağ tıklayayım, edit diyelim. Power Query penceresinde istediğimiz dönüşümleri yapalım. Şunu şöyle biraz. Yok sadece oradan alıp içeri eklemiş, kaynak olduğunu düşünmüş. Sağ tıklıyorum, bu kolonu remove diyerek kaldırıyorum. Süper. Başka ne yapabilirim? Verdiklerini dönüştürebilirim. Mesela 1970 kolonunu seçtim. Şöyle shift'e basıştırıyorum. 2008'i seçiyorum. Verdiğine bakacağım. Decimal değil, tam sayı. Bundan. Şimdi bu data bir unpivot görünme çevrilmesi lazım demiştik. Pivot yönünde. Tekrardan şu sayı olan kolonları shift yardımıyla seçiyorum. Transform kısmına geliyorum. Unpivot butonuna tıklıyorum ve kolay bir şekilde tekrarlarla getiriyorum. Gayet güzel. Şuraların isimlerini değiştirelim. İşte ülkeler olsun mesela bu. Şu yıllar olsun. Şunlar da işte kişiler diyelim. Ve ben bu yaptığım işlemleri birer sorgu adımı olarak burada görüyorum. Herhangi bir adıma tekrardan dönüş yapıp araya yeni adımlar ekleyebilirim. Veyahut da işte istediğim adımı buradan kaldırabilirim. Sorguma bir isim vereyim. İşte depremler diyorum. File diyorum. Close and load dersem direkt Excel sayfası olarak atacak. Excel tablosu olarak atacak. Close and load dersem bana seçme hakkı sunuyor. Diyor ki tabloya atabilirsin Excel tablosuna. İstersen bir de bunu PowerPoint'a aktarabilirsin, veri modeline aktarabilirsin. Veya tabloya atma, sadece connection kur. Yani bağlantısını tutuyor sorgunu. Tekrardan dönüp herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman yapıyorsunuz ki modelde de olsa, tabloda olsa bunu yapabilirsiniz. Sadece datayı modele veya Excel sayfasına atmış oluyorsunuz böylece. Ben tabloya at seçiyorum, load dedim. Kolay bir şekilde datayı buraya getirmiş oldum. Peki, bir de unpivot ile ilgili bir örnek, pivot ile ilgili bir örnek yapalım. Power Query ekranına tekrardan geçiyorum. Bu sefer from database, from analyst services diyorum. SQL Server analyst services'e bağlayacağım tüplere. Localim'de Adventure Logs küpü var. Ona bağlıyorum. Nokta dedim. Hemen Localim'deki bütün OLAP database'lerini listeledi. Adventure Logs database'in altında şöyle Adventure Logs küpünü açayım. Aşağı doğru geldiğim zaman Sales Summary'de birkaç şey kullanacağım. Mesela Sales Amount'u kullanabilirim. Gördüğünüz gibi küpe de bağlanıyor. Dediğim gibi birkaç gün önce gelen bir yenilik bu. Bir de şuradan tarih alalım. Calendar Year'lara geçiyorum. Böylece Dimension'lar
ve Niger arasında dolaşabiliyorum gördüğünüz gibi. Calendar Year'ı alayım. Bir de Quarter alayım. Loot dersem direkt bu datayı Excel'e atacak. Çünkü küple aynı isimde olan şeyi seçiyorum. Edit diyorum. Ve sorgu ekranına geliyorum. Yine 42 saattir, en son 42 saatte bir demo yapmışım. 42 saattir bir güncelleme olduğunu söyledi. Refresh ettim, bu kaynağı aldım. Bugün yıllar, şu yılları sonra çekeyim, çeyrekler ve SSMAUS buraya gelmiş oldu. Şimdi ben diyelim ki Quarter'ı kaldırmak istiyorum. Quarter konumunu kaldırmak istiyorum. İki şekilde kaldırabilirim. Sağ tıklarım remove derim. Böyle dersen bakın 2006'dan iki tane var. Çünkü her çeyrek için tekrarlanmış olacak. Bunu yapmak istemezsiniz genelde. Eğer yılları dönüş yapmak istiyorsanız o zaman şu kolonu küpten kaldırıp roll up yapmasını istersiniz. Buradaki butonu kullanarak, collapse column'u kullanarak çeyrekleri kaldırıp sadece yıllara göre bir toplam aldırabilirsiniz. Measure'ı ona göre görüntüleyebilirsiniz. Yeni bir tane alan eklemek isterseniz add items diyerek tekrardan şu küpü browse eden pencereden istediğiniz item ekleyebilirsiniz. Ben burada satış bölgeleriyle ilgili bir şey vardı. Sales Territory grubu seçiyorum. Okey diyorum. Yıllar, satış miktarını şöyle çekeyim, bir de Territory grup. Bunu fused hale getireceğim. Kolonlarda satış bölgeleri görünsün, gruplar görünsün yani. Satırlarda ise yıllar görünsün. Şuna yıllar diyelim, bölgeler, bu da satış olsun. Kolonlarda görünmesini istediğim şey her neyse o kolonu seçiyorum. Transform kısmına geliyorum. Cubits column diyerek kolonlarda görüntülenmesini sağlayacağım. Bana hemen soruyor ki values olarak neyi alayım? Ben diyorum ki values olarak şu satış var diye onu alacaksın diyorum. Advanced options kısmına gelerek de hangi aggregation function kullanacağını belirtiyorum. Şu an tekrarlı bir kayıt olmadığı için yani mesela 2005 Avrupa'dan bir tane daha olmadığı için don't aggregate diyebilirim. Herhangi bir gruplama yapma diyorum. Okey dedim. Çok kolay bir şekilde bakın üst tarafta bölgeler, satış bölgeleri, sol tarafta satırlarda yani yılları görüntüleyebiliyorum. Tekrardan buradan istediğim yere bunu aktarabilirim. Apply Close dedim. Şuradan Load diyerek, Load diyerek yine seçim ekranına giriş yapabilirim. Tekrar Load diyerek datayı yükleyebilirim. Gayet kolay gördüğünüz gibi bu gibi işlemleri sıkça yapan arkadaşlar Power Query'nin gücünden faydalanarak kolayca atalım üzerinde çalışabilirler. Şimdi ikinci demoya geçmek istiyorum. İkinci demo birazcık daha uzun sürecek. Yaklaşık yarım saat falan sürüyor. Neler var? Burada birçok teknoloji kullanacağız. En son yenilikleri kullanıyor olacağız. Örneğin de şöyle sol tarafa doğru gelirsem eğer biraz karışık görünüyor ama benim şeylerdir bunlar. Karışık notlarım. Lokal'ın bir ürün log isimli bir klasör var. Bu klasör içerisinde çeşitli DSM dosyaları var. Ve bu DSM dosyalarında dosyanın adıyla aynı olan kategorideki ürünler mevcut. Yani her birinde farklı kategoride ürünler var. Ben bu ürünleri okuyup bir rapor haline getirmek istiyorum. Power Query ile From Folder diye klasöre bağlıyorum ve üzerine bazı değişiklikler yapıp rapor haline getiriyorum. Bu log klasöründe yeni karakter düşebilir, yeni DSM dosyaları düşebilir ve ben bunları güncel olarak almak isteyebilirim. Bunu Office 365 ortamına atıyorum bu dosyayı ve orada Data Refresh özelliği var, Data Refresh servisi var. O servisi aktif ediyorum. Böylece Data Refresh servisi Office 365'te tanımladığım, register ettiğim connection'ı kullanarak, data source'u kullanarak ve lokalimdeki Microsoft Data Management Gateway tool'unu kullanarak lokalime bağlanıyor ve güncellemelerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamış oluyor. Hadi birlikte şu demoyu gerçekleştirelim. Bu arada Power Query'de fonksiyon tanımlamayı göreceğiz. Fonksiyon kullanma değil, fonksiyon kredi etmeyi göreceğiz. Birlikte bir inceleyelim. Şuradan sağ tıklıyorum. Tekrardan bir tane şöyle boş bir Excel dosyası oluşturalım. Bunun adına da ürünler diyelim. Güzel. Şöyle bir klasörlerini göstermek istiyorum. Bakın burada ürün log isimli bir klasör var. Bunun içerisinde birkaç tane örnek CSV dosyası var. Bunu okuyup bir rapor yapacağım. Daha sonra Data Refresh servisini aktif ettiğimde şu dummy klasöründe yine bir sürü CSV dosyaları var. Buradan kopyalayıp ürün logu atacağım. Böylece güncelleme olup olmadığını takip edebiliyor olacağız. Şu klasörü takip ediyorum yani. Ürün log klasörünü takip ediyorum. Şimdi Power Query'de fonksiyon tanımlamamız lazım bunu yapabilmemiz için. Çünkü
bir dosya için bir şey yapacağım. Her dosya için bu yaptığım şeyin tekrarlanmasını istiyorum. Defalarca kez bağlanmak istemiyorum. Fonksiyonel getireceğim bu yaptığım işlemi. Peki PowerQuery'de fonksiyon nasıl kaydediliyor? PowerQuery kısmına geçiyorum. Bakın from other source kısmında önce boş bir query açalım ve fonksiyon nasıl tanımlıyor birlikte görelim. Black query dedim. Sanki bir şey varmış gibi arıyor, bir şey yok halbuki. Bir kısmına geçtim, advanced editor diyorum. Şurada bakın boş bir template var. Kod var, sildim orayı tamamen. Power Query'de fonksiyon tanımlamak çok kolay. Bakın mesela X parametresi alsın fonksiyon, Y parametresi alsın diyorum. As diyerek veri tiplerini tanımlayabilirim. Parantezi kapattım. Eşittir büyük işaretinden sonra fonksiyonun içeriğini yazıyorum. X artı Y toplamını. Daha nedir? Hemen fonksiyon haline dönüştü gördüğünüz gibi. Invoke butonunu tıklayarak bir test edebilirim. X'i girelim 10, Y'yi girelim 20, OK diyorum 30. Çok kolay bir şekilde tanımlamış oldum. Şu fonksiyona bir isim verip herhangi bir query içerisinde kullanabilirsiniz. Şimdi bu mantıkla yola çıkarak biz de bir fonksiyon tanımlayalım. Şuradan from file, from csv diyerek örnek olarak bir csv dosyasına bağlanacağım ve yaptığım işlemleri fonksiyon haline getireceğim. Şuradan hemen csv dosyasına gidelim. Mesela şu shortlara bakalım. CSV olduğu için hızlıca veri tipini anladı, bakın ne yaptı, kaynağa bağlandı, ilk satırı kolon ismi yaptı ve veri tiplerini dönüştürdü. Bu gibi adımları kolayca kendisi yapabiliyor. Şöyle bakabilirsek eğer decimal, işte full number ve text. Güzel de dönüştürmüş. Ben kolon isimlerini değiştireyim. ID'yi. Ve fiyat olsun. Pardon. Bir kısmına geliyorum. Advanced Editor diyelim. Bakalım nasıl bir query yazılmış burada. Şöyle sağa doğru çekersen burada source diye bir şey var. Onun karşısında CSV document file content. Bakın burada bir URL var. Bu benim dosyamın URL'i. Ben bu fonksiyona dosyayı verdiğim zaman yaptığım işlemlerin o dosya için de tekrarlanmasını istiyorum. Bunun o zaman onun için ne yapmam lazım? Burayı bir şey olarak anlamam lazım. Mesela yol diyelim buraya. Şuraya da yol parametresini tanımlıyorum. Tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi fonksiyon dönüştü. Invoke dediğim zaman buraya dosyayı verdiğimde fonksiyon basit bir şekilde çalışıyor olacak. Peki şu son adımı silelim. Çünkü fonksiyon halinden çıkmış oldu bu. Ve buna f2 ihtiyar diyelim. File close and load diyerek bu soruyu kaydedelim. Peki. Şimdi klasöre bağlanabilirim ve bütün dosyaları listeleyebilirim. From file, from folder diyerek bütün ürünlerin bulunduğu ürün yok isimli klasöre bağlanacağım. Okey. Takip ettiğiniz klasörde ne kadar özellik varsa hepsi buraya listeleniyor. İşte dosyanın içeriği, adı, uzantısı, kredilme tarihi, full pedi vesaire gibi konular, şeyler var, bilgiler var. Şunlar benim işe yaramayacak. Sağ tıklıyorum, remove diyerek kaldırıyorum. Extension'ı kaldırayım. Az önceki fonksiyona folder pad ve name'i verirsem eğer her bir dosyanın içeriğini buraya getiriyor olacak. Bir test edelim. Add column diyorum. Add custom column diyorum. Ve şuraya ürün ismini verelim. F2ETL çok parmak kaçtı. F2ETL fonksiyonunu kullandım ve her bir dosyanın içeriğini okudu. Tablo olarak buraya getirdi. Şuradaki küçük butona tıklayarak içeriği açabilirsiniz. Ben ID'yi kaldırıyorum. Ürüne fiyat gelsin istiyorum. Süper. Ama ben farklı bir şey yapacağım. Yani dosyayı da almasın. Dosyanın zaten binary'si burada mevcut. Kendisi var yani. Az önceki fonksiyon binary alsın istiyorum. Tekrardan şöyle bir adım geri geleyim. Şunu şöyle sadece connection olarak kaydedeyim. Şurada dursun. Birazdan döneceğiz. Şuradaki fonksiyonu sağ tıklıyorum. Duplicate diyorum. İkincisinin üzerine değişiklik yapacağım. Edit diyerek build kısmına advanced editor'a geçiyorum ve şurayı şurası binary üretiyor zaten.
Burayı komple dosya diye değiştiriyorum. Artık şunu da değiştirebilirim. Nereden tutuluyoruz ya? Tabii invoke butonuna basarak buraya bind veremeyeceğimiz için bunu burada test edemeyeceğiz. Birazdan içeride test edeceğiz. FN2ETL bind diyelim buna. File, close and loop, close diyelim. Tekrardan sorguma dönüş yapıyorum. Ve FN2ETL isimli fonksiyonu burada kullanıyor olacağım. Evet, custom kalım dedim. FN2ETL bind diyorum. Parantez açıp content'i buraya veriyorum. Okey. Şuna ihtiyacım yok artık content'e. Şuna da kategori diyelim. Şurada ürün diyelim. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi içeriğini getirdim. Şurada CSV uzantısı var. Bu benim işimi görmüyor, ihtiyacım yok. Sağ tıklayıp vites values diyerek CSV uzantısını kaldırıyor. Güzel. File'e girelim. Close and load diyelim. Hatta şunun ismini değiştirelim. Şöyle ürünler olsun. Konumları da düzeltelim. Evet, şu an bir connection olarak kaydoldu bu. Sağ tıklayacağım. Loot diyerek bunu Power Pivot'a atacağım. Evet, Power Pivot'a geçiyorum. Manage diyorum. Datayı burada görüntüledim. Güzel. Pivot table'a geçelim. Pivot chart diyelim. Bir rapor oluşturalım. Her bir kategoride kaç tane ürün varmış görüntüleyelim. Şöyle counter atacağım. Design'dan da şöyle güzel bir görüntü seçmiş olalım. Harika. Raporumuz bu. Bu ofisi 365'e upload etmek istiyorum. Save as yere kaydedebilirim ama şöyle buradan ilerleyelim. Ofis 365 üzerinde girebileceğiniz 3 tane Power BI alanı var. Bir Power BI site, SharePoint Online içerisindeki Power BI kısmı. Merkez yer orasıdır. 2. My Power BI var. Burası benim kendi Power BI raporlarımı işte favorite olarak eklediğim yer ve kendi query'lerimi görebildiğim yer. Bir de Power BI Admin Center var. Burada da data source'lar tanımlıyoruz. İşte gateway tanımlıyoruz. Lokalimize bağlanmaya başlıyoruz. Site'a bir geçelim. SharePoint Online'deyiz şu anda. Evet. Burada sol tarafta Power BI linki mevcut. Tıkladığım ve Power BI sayfasına geçiyorum. Tam bu noktada şöyle bir şey yapalım. Şimdi gıcık tuttu, devam ediyor. Konuşamıyorum. Özgür devreye girsin. Power BI şeyini yapsın. Demosunu yapsın. Hemen bu noktadan itibaren biz de Data Refresh servisini aktif ediyor olalım. Özgür sen devralı sen. Tamam. Bundan sonra kalan kısımda tekrar Power BI ile ilgili raporlara döneceğiz. Data refresh falan konfigüre ederek. Biz şimdi bir Power Map'e bakalım. Power Map ile neler yapabiliyoruz yeni? Hızlıca bir onlara bakalım. Şöyle benim de klasörün içeriğinde şunlar var. Şimdi öncelikli olarak daha önce belki gelmişseniz, katılmışsanız daha önce farklı yerlerde gösterdiğim bir Power Map raporum var. Onu bir göstereyim. Burada raw data
burada hızlıca bu raw datadan bir rapor oluşturalım mesela. Geliyorum. Map kısmından launch edeyim Power Map'i. Bu Power Map'i yapabilmek için Excel'imin lisansı Office 365 lisansı. Daha önce burada yaptığım bir şey var. Hızlıca açayım. Bunu göstereceğim. Birçoğunuz görmüş olabilirsiniz ama asıl yapacak olduğumuz şey bu değil. Gördüğünüz gibi bir dünya haritası var. Şurada yapılmış raporlar var. Biz de şimdi hızlıca bir tanesini yapalım. Peki önce ne seçiyoruz? Gördüğünüz gibi önce bir coğrafi datası seçmemiz gerekiyor. Şöyle biraz küçülteyim. Şurada bakın sahnelerim var. Böyle bakacak olursanız bir Power View'a, Power View'u bilmiyorsak PowerPoint'e falan çok benzediğini görebilirsiniz. Burada sahneleri arda arda ekleyerek aslında görüntüyü de birleştirip sinematik bir şey oluşturmayı hedefliyorum. Peki şurayı boş bıraktım. Diğerleri mesela aşağıya doğru raporlarımız var. Bir tane biz de yapalım hızlıca. Şuradan bir coğrafi datası seçiyor olmam lazım öncelikli olarak. Mesela state'i seçeyim ve burada gördüğünüz gibi state'i tanıdı ve tipler var. Country, state, zip code, XY koordinatları var gördüğünüz gibi. Herhangi sizin belirlediğiniz bir haritayı da burada kullanabiliriz demek oluyor bu. Biz birazdan bunun bir örneğini yapacağız. Hızlıca burada ne olduğunu bir görelim. Devam ettim. Coğrafi datasını seçtikten sonra şu anda gösterecek olduğum yani görsel olarak sunacak olduğum veriyi burada seçiyorum. Şurada megawatt'ı seçeyim. Şurada kategori kısmı var bakın. Kategori kısmında da mesela enerjinin description'larını seçelim. Ve aşağıda da bir time series var bakın. Time series'e de şurada bir tarihim var. Tarihi atıyorum. Bir şeyler oluştu. Şöyle biraz yaklaşalım. Peki bu görüntünün çeşitlerini nereden değiştirebilirim? Biraz aşağıya geliyorum. Bakın burada chart tiplerini değiştirebiliyorum. Mesela biz alanları boyuyor olsaydık nasıl bir şey görecektik? Çok mu büyüttüm? Görebiliyorsunuz. Oynatıyorum ve zamana bağlı olarak o değişimleri görebiliyorum. Burada dünya haritası üzerinde falan animasyonlar yapabiliyoruz. Haritayı flat olarak açabiliyorum. Tekrar globe haline dönebiliyorum. Daha önce bunu yaptığımız bir video var. Hızlıca onu bir göstereyim. Ondan sonra biz farklı bir yerde bunu yapıyor olalım. Şunlardan bir tanesi. Birçok yerde bunu izlemiş olabilirsiniz. Şöyle büyüteyim. Biraz burada sahneleri arda arda eklerken aslında orada efektleri ben ayarlıyorum. Birazdan da biz böyle bir şey yapacağız. O efektleri ayarlarken de görselliğin böyle tek bir video parçasıymış gibi siz aslında görüyorsunuz. Hayır, sol tarafta gördüğünüz sahneleri arka arkaya ekleyerek bunu yapabiliyoruz. Bu 10 saniye sürsün, bu kadar sürsün gibi. En sonunda da bir video oluşturabiliyorum. Video oluştururken de arkasına bunun gibi bir ses koyabilirim. Mesela ben de kendi videomu oluştururken bir ses koydum. Biz de birazdan göreceğiz ne yaptığımı orada. Daha detaylı bakıyor olacağız. Video biraz uzun. Bakacak olursak tek tek sahneleri gösteriyor, yaklaşıyor. Siz bunu tek bir aslında video olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, şöyle tekrar durup dönüyorum. Kapatmışım. Arkada eklediğim sahneler. Kısaca Power Map bunu yapıyor. Biz farklı olarak ne yapabiliriz? Yeni sayılabilecek bir özellik. Biz kendi haritamızı oluşturabiliriz. Bir kroki üzerinden ilerleyebiliriz. Bunun bir örneğini yapalım birlikte. Arkadakini kapatıyorum. Kaydetmedim. Görebiliyorsunuz sanırım. Burada şöyle bir verim var. Biraz daha küçülteyim. Verinin tamamını görelim. Zannediyorum daha iyi şimdi. Şöyle bir verim var burada. Metro istasyonlarını ele aldım. Bir tane metro istasyonunu M2 hattını. Çoğunuz biliyorsunuzdur bunu zaten. İşe gidip gelirken kullanıyorsunuz. Yıllara göre bu metro istasyonlarından inen binen yolcu istatistikleriyle ilgili bir şey yaptım. Sayılara çok takılmayın, aslında salladım. Fakat internetten bulduğum doğru sonuçlar üzerine. Yine de ben sayılarla kendim görselliğin güzel olması için oynadım mümkün olduğu kadar. Bu veriyi şöyle oluşturuyorum. Bu veriyi tamamen internetten çektim. Şu anda vakit kaybetmeyelim diye bunun detayına girmiyorum. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Online olarak veriyi alıp Power Query'de işleyebilir ve bu hale dönüştürebilirsiniz. Ben vakitten kazanmak için bunu yapıp geldim. Kalanını burada birlikte yapalım. Şimdi bu veriyi Power Query ile direkt olarak alacağım. From Table diyorum, alıyorum ve satır satır pivot işlemi yapacağım.
şurada bakın. Pivot yapmak istediğim biraz önce Abdullah Hoca ile de yaptığımız gibi yılları mesela pivot yapmak istiyorum. Seçiyorum, transform kısmına geliyorum. An pivot diyorum ve satırları attım gördüğünüz gibi. Hızlıca şu kolonları isimlendirelim. Şuraya yıl diyorum. Şurada value kısmına da yolcu sayısı diyelim. Peki, burada yapmak istediğim bir şey daha var. Time series'i kullanmak için aslında bir date'e ihtiyacım var. Elimde yıl var ama bunu üretebilirim. Şöyle bir şey yapıyorum hızlıca. Add custom column diyelim. Buna bir isim verelim. Tarih diyelim mesela. Şurada da bir fonksiyon yazarak bunu üreteceğim. Value nokta from text diyorum. Açıyorum tırnak içinde. Şu şekilde. Hep ayın birine, birinci gününe ve birinci ayına atayım o yıldaki datayı. Ve şöyle yapıyorum. Bunu konket etmek için ampersanda basıyorum. Şuraya gelip alanımı seçip içeriye atıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir syntax error yok dedi. OK'ye bastım ve oluşturdu. Bunun tipinin date olduğunu söylemem lazım şimdi. Kullanabilmek için. Hızlıca şuradan date'e çeviriyorum ve bütün alanlarım hazır. Hızlıca dönüyorum. Şuradan kapat ve load et dedim. Bakın bir başka sheet açıp bunu şu anda bu datayı load etti. Görebiliyorsunuz istediğimiz gibi datayı oluşturduk. Dikkatinizi bir şey çekmiş olabilir. X ve Y diye bir şey var bu datada. Bundan bahsetmedim. Bir önceki Power Map'i yaparken aslında koordinat bilgisini kullanmıştık. Hatırlarsanız. Koordinat bilgisi diyorum. State verisini kullandık. Burada da X ve Y'de aslında ben koordinat bilgilerini tutuyorum. Neyin koordinatı bunlar? Şöyle göstermek gerekirse. Bu M2, bu metro istasyonunun duraklarının koordinat bilgileri. Peki ben bunu nasıl aldım? Aslında çok zor değil. Herhangi bir resim editörü kullanarak pikselleri veya koordinatları alabilirsiniz. Ben burada pikselleri aldım. Pikselleri kullanarak da bunları koordinatlara çevirebiliriz. Peki, kapatıyorum ve tekrar Excel'e dönelim. Biz şimdi bundan bir Power Map raporu oluşturacağız. Power Map'i launch ettim. Açılacak ve biz bir tane rapor oluşturacağız. Mesela new tour diyorum. Yeni bir tur oluşturalım. Bakın burada bildiğimiz Power Map geldi. Ne yapıyorum? Pardon. Şu şekilde. Dünya haritası geldi gördüğünüz gibi ama ben kendi haritamı yapacağım demiştim. Şuradan yeni sahne diyorum. Ve custom map, daha önce bakın yapmıştım. Yeni bir custom map yap diyorum. Şöyle çekeyim. Ve böyle bir menü getiriyor karşıma. Burada ne yapıyoruz? Öncelikli olarak şuradan biraz önce gösterdiğim resmimi seçiyorum. Şuradan Saturday içerisinde. Bakın seçtim. Peki neye göre X ve Y koordinatlarını belirliyor? Ekranın sol köşesini düşünecek olursanız resmi tamamen ekranın sol köşesine oturtuyor ve o noktaya sıfıra sıfır noktası diyor. Resmin en uzun X ve Y noktasını alırsam X ve Y yani büyüklüğünü, size'ını belirtmiş olurum. Peki bununla bu kadar uğraşmak zorunda mıyım? Bir de ben piksellerle yapmıştım bunu. Şurada bakın pixel space diye bir şey var. Basıyorum ve kendisi bunun direkt piksellerine bakarak direkt olarak koordinat sistemini oturtuyor. Peki okey diyorum. Coğrafi verimi seçmem lazım. Şu anda haritamı, hangi haritayı kullanacağımı belirttim ve buna karşılık gelen coğrafi datasını seçmem lazım. X ve Y koordinatlarımı, koyduğum alanlarımı seçiyorum. Buradan hangisi X'e? Ona X, diğerine de Y dedim. Geldim. Bakın şöyle gelecek olursanız noktaları doğru bir şekilde seçmişiz. Tamamen oturdu çünkü. Hızlıca hemen raporumuzu yapalım ve sonrasında bir sahne oluşturalım. Bunu görelim. Peki, şimdi neyi göstereceğiz? Yolcu sayısını göstermek istiyoruz. Şunu kapatayım, yerimiz zaten dar. Bakın yolcu sayıları, şöyle biraz daha uzaklaşayım. Kategoriye de hat bilgilerini koyuyorum. Hangi hatta hangi yolcular yoğunmuş. Ve tarih bilgisini de aşağıdaki seri kısmına koyalım. Hızlıca formatlayayım bunu. Burada mesela sadece yıllar görünsün. Şu şekilde. Bir sahne oluşturacaksak bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle bir sahne oluşturalım mesela. Bu kısımdan önce sahneme nasıl yaklaşacak olduğumu söyleyeyim. Mesela biz buna push in yapıyor olalım. Bu kadar süre yapıyor olalım.
Bir test edelim bakalım ne göreceğiz. Şunu da kapatıyorum. Bu şekilde verime yaklaşıyorum bakın. Arkasına ikinci bir sahne koyacağım. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Nerede neyi nasıl göstermek istiyorsam bu şekilde yapabilirim. Ama ben istiyorum ki geçtiğim yerlerdeki datanın mesela büyüklüğünü de görüyor olayım. Ya da hangi hat olduğunu görüyor olayım gibi şeyler. Mesela buradan yolcu sayısını da seçiyor olalım bir tanesi için. Ben yaklaşırken bunu da görüyor olayım. Peki bunun dışında başka ne görebiliriz? Mesela Gayrettepe istasyonuna geldim. Ekliyorum. Hat bilgisini görelim. Bunun yanında resim ekleyelim ve resim olarak bir şey koyalım içerisine. Burada biliyorsunuz metrobüs durağı var. Bunu gösteriyor olalım. Yine şu şekilde verimize yaklaşıyor olalım. Bu şekilde veriye yaklaşıyorum. İstersem bakışımı değiştirip farklı efektler verebilirim gibi birçok şey yapabiliriz burada. Daha fazla vakitten de çalmamak adına biraz hızlanmak için benim oluşturduğum sahneler üzerine çektiğim bir video var. Hızlıca buna bakalım ve neler yapabildiğimizi görelim. Evet. Arkada bakın bir metro sesi var. Videoyu oluştururken arkaya da bir metro sesi koydum. Siz de kendi haritanızda böyle bir şey yapabilirsiniz. Başka ne yapabilirdiniz? Mesela benim aklıma bunu yaparken şunu da yapmak gelmişti. Bir futbol maçında topun gezdiği alanlar. Bunları bir heat map'te gösterebilirdim. Ya da bir alışveriş merkeziniz var. Oraya gelen insanlar en çok nerelerden geçiyor? Buna göre belki siz reklam kampanyaları yapmak isteyeceksiniz gibi. Kendi haritanızı koyduğunuz, kendi krokinizi koyduğunuz birçok şey yapıyor olabilirsiniz. Bu şekilde Power Map'te yeni olarak dünya haritası dışında kroki'de yapabiliyoruz. Abdullah hocam eğer iyiysen yer değiştirelim. Şöyle. Ben biraz nefeslenmiş olduk o az önceki yavan için. Çok az bir şey kaldı, birkaç dakikalık bir çalışmamız var. Hemen şöyle o sık satmış bir şey tekrardan dönüyorum. Power BI saatine gelmiştim en son. Az önceki Excel dosyam vardı, onu ürünler dosyasını buraya sürükleyip atıyorum. Yüklensin. Burada arkadaşlar şu yüklenene kadar varmayan şeyle ilgili konuşalım. Burada mesela işte sıkıntıları ekle diyerek bu raporu ben kendi My Power BI kısmıma çekebilirim. Kısa yolu oraya atmış olurum yani. İşte öne çıkar diyerek şu yukarıdaki büyük resim var ya, o hale getirebilirim raporu. Mesela şunu yapalım. Sık kullananlar ekliyorum. Yanına bakın bir tane yıldız koyuyor. Ben şimdi şurada Power BI'ye tıkladığım zaman oraya gelecek. Hatta tıklayayım. Bu herkesin kendine ait bir Power BI alanı. Böyle favorileri ekledikleri raporları veya birbiriyle paylaştıkları query'leri burada görüntüleyebilirler. Bakın gördüğünüz gibi rapor buraya gelmiş durumda. Öne çıkar diyerek şu üst tarafa alabiliyorum bu raporu. Ve burada yine menülerde veri yenilemeyi zamanla diye bir seçenek var. Bunu tıklayarak da Data Refresh hizmetini aktif ediyorum. Tıklayalım. Data Refresh servisi hemen Power Pivot içerisindeki yani veri modelindeki connection'ları burayı listeliyor. Ve o connection'ları hangilerini refresh edeceğimizi seçmemizi istiyor bizden. Bakın içeride Power Query ürünler isimli bir connection vardı. O seçili şu anda. Hangi sıklıkla güncellensin? Günlük ve haftalık var. Daha aşağısı yok. Sadece şey var. İşte ayarları kalite ve yenilediğiniz zaman o anda refresh ediyor. Yani on demand seçeneği var bile. Günlük olarak refresh etsin istiyorum. Ne zaman bitsin? Saat kaç gibi refresh olsun? Mesela ben sabah 5.30 refresh olsun istiyorum. Şurada saat dilimi olarak İstanbul'u seçelim. Artı 2'de. Günlük defa mı yapabiliriz? Evet. Günlük defa. Ama işte yani ihtiyaç oldukça tabii biraz manuel bir işlem olacak ama gelip burada on demand'te çalıştırabiliriz, yenileyebiliriz. Herhangi bir problem olduğu zaman bir bildirim alacağımız zaman işte şu adrese gelsin istiyorum mail'lerimi. Yazabilirsem gelecek o adresi. Hotmail.com. Olmadı. Hala yazılımı. Hotmail.com. Evet. Bu kadar basit gördüğünüz gibi telefon servisi ayarları kayıt ve yenile dediğim zaman yenileyecek mi? Yenilemeyecek. O kadar kolay değil.
ekstra bir şeyler daha yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Data Inference servisi nasıl çalışıyor? Önce onu bir konuşmak lazım. Şurada demoyu açarsam eğer, Data Inference servisi Power BI'deki Excel içerisindeki connection'lara bakıyor. O connection'ların string'i, daha doğrusu o connection'lar Office 365'te register edilmiş mi? Yani o connection string'ler kullanılarak data source'lar tanımlanmış mı diye kontrol ediyor. O eğer varsa, register edilmişse o connection'lar, o connection üzerinden lokalimde kurulu olan Microsoft Data Management Gateway'e başvuruluyor ve onun üzerinden lokalime bağlanıyor. Yani böyle bir işlem var. Dolayısıyla benim bu connection'ları register etmem lazım. Peki nasıl yapacağım bu işlemi? Diğer Power BI saatine geçiyorum. Yani Power BI Admin Center'a geçiyorum bu arada yapmak için. Power BI Admin Center'ı açalım. Data Source tanımlamam lazım. Gateway'i tanımlamam lazım. A geçidi. Türkçesi Türkçe'ye dönüştü. Az önce Shape Control Online Türkçe olduğu için burada Türkçe'ye devam ediyor şimdi. Yukarıdan falan değiştirebilirsiniz isterseniz. Önce bir gateway oluşturmam lazım. Yani lokalime bir bağlantı oluşturmam lazım. Yeni A geçidi diyeyim. Belli bir yere kadar gideyim ben. Çünkü burada zaten var bir tane. Onu kullanacağım birazdan. Yeni bir tane oluşturacağım. Artı. Bir isim verelim. İşte test geçit diyelim. Açıklama yazabilirsiniz. Credential bilgisi var. Onu bulutta saklayabilirsiniz. Çeki atarak. İleriliyorum. Her bir gateway'de birden fazla instance tanımlayarak availability'yi arttırabilirsiniz. Bir tane instance yeterli şu an bizim için. Oluşturuyorum. Her bir instance için ayrı bir key üretiyor. Ve o key'i lokalimdeki şu management gateway ürününde, tool'unda kullanmamı istiyor ben. Bakın key üretti. Şurada bir tane indir butonu var. Bunu tıkladığım zaman Microsoft'un Download Center'ına gidiyor. Orada Data Management Gateway isimli ürünü indirmenizi sağlıyor. Şu. Ben bunu indirmiştim. Göremiyorsunuz. Şurada. Şu ürün yani. Ben bunu indirdim ve aktif etmiştim. Şurada Change Gateway Key diyerek o key'i buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra size işte şifre soruyor. Şifre yazarak encrypt ediyorsunuz bağlantınızı. Birkaç adımlık bir şey yani burası. Peki biz var olan gateway üzerinden devam edelim. Şunun üzerinden. Şunu da kaldırayım. Kalabalık yapmasın. Şu an aktif durumda gateway. Peki lokalime bağlanabiliyor durumdayım. Bir de veri kaynağı oluşturmamız lazım. Geçiyorum. Artı dediğim zaman bakın SQL Server veri kaynağı, Oracle, SharePoint Online'daki bir dokümana bağlanacak şekilde veri kaynakları tanımlayabilirim. Bunların haricindeki yerlere ise Power Query ile bağlanıyorum. Mesela lokalimdeki klasöre bağlandım az önce. Power Query yardımıyla. SSLS'e bağlanacağım mesela. Power Query yardımıyla. Peki Power Query connection oluşturuyorum bir tane. Bakın benden hemen bir tane connection string girmemi istiyor. Az önce ürün Excel'ime geçiş yapıyorum. Az önceki Excel'e. Şurada data kısmında connections butonunu tıklıyorum. Bakın burada Power Query ürünler connection var. Property'ine geliyorum. Definition kısmına giriyorum. Connection string'i buradan kopyalayıp alıyorum. Pratik yolu bu. Zaten bu connection string'i normalde yazmak yazan kör oluyor. Yazan kör oluyor yani. Şöyle bir connection string. İlerleyerek oluşturalım bunu. Hemen bir isim verelim buna. İşte ürün log ds diyelim. Data source olsun. Hangi gateway'i kullansın? Kise local gateway'i kullansın. Creation bilgisi girmemi isteyecek benden. Kimlik bilgilerini ayarla diyorum. Hemen bir tane küçük bir uygulama açılıyor. Kimlik türü Windows. Bu connection'a kimler bağlanabilsin? Right, ben mi bağlanacağım? Yoksa 365 içerisindekiler mi bağlanacak? Yoksa herkes mi bağlanabilecek gibi ayarlar belirtebilirsiniz, seviyeler belirtebilirsiniz. Her connection için bunlar var. Şimdi herkes bağlansın diyorum. Bağlantıyı sana diyelim. Güzel, başarılı. Tamam dedim. Kaydet diyerek bağlantıyı kaydediyorum. Şu an yapılandırılıyor. Başarılı. Power Query bağlantısını test et diyerek bağlantıyı bir daha kontrol edebilirsiniz. Başarılı, harika. İleri diyorum. Bu Power Query Connection'a kimler erişebilecek? Data Refresh servisinde tanımlayanlar kimler? Onlar bu connection'ı kullanabilecek mi? Burada belirtiyoruz. İleri diyerek admin'i burada tanımlayabiliriz. Yönetecek olan kişiyi. Kaydet diyorum ve veri kaynağını tanımlamış oluyorum. Hazır.
Gayet güzel. Şimdi tekrardan az önce refresh penceresine dönebilirim ve refresh işlemini yapabilirim. Tabii bu arada ben ürün log klasörüne bir takım dosyalar atayım istiyorum ki raporun son halini birazcık daha büyük olarak görebilirim, farklılığı fark edelim. Geçti. Çok geri geldim. Ürün log şuraya atacağım. Evet. Ayarları kaydet ve yenile diyorum. Data refresh servisi. Şöyle geçmişe dönük bir rapor da göndereyim bu arada. Kuyruğu attı bunu. Data refresh servisi Power BI'daki connection'a bakıyor. Bu connection 365'e register edilmiş mi? Onu kontrol ediyor. Edilmişse güzel. Diyor ki hadi refresh edeceğiz. 365 üzerindeki data refresh data source da lokale bağlanabiliyor mu? Gateway üzerinden bağlanabiliyor mu? Gateway available mı diye kontrol ediyor. Available'sa güncelleme işlemi yapılıyor. Şu an güncelleme kuyrukta hemen birkaç saniye içerisinde çalışıyor hale geliyor olacak. Soru var mı? Soru var mı? Yok henüz. O zaman siz bize soru sorun. Güzel soru sorular çözebilirim. Bir soru olmadı çünkü. Çalışıyor şu anda. Ulaşamadığı durumda makine sürekli durumda bekliyor mu? Ulaştığı anda. Birkaç defa daha deniyor. Sürekli deniyor mesela. Tanımladığımız saat var ya. Hep bu saatte deniyor. Ama mesela şu anda erişemiyorsa bilgi defa daha deneyecek. Sonra hata mesajı çıkacak burada. Yani herhangi bir yerde böyle bir şeyler patlamıyor ama sürekli kırmızı şeyler, beyinlere falan bu yönden geliyor. Ama aktif olduğu anda, yani eğer saati gelmişse denediği zaman tekrardan güncelleyebilir yani. Yalnız merak etme, risk aldık ya. Yani. Güzel soru sonra iptal edeceğiz diye. Buyurun. Yani sizin sküpterle hızlı bulmak nasıl oluyor? Yani şu an Excel cephesine mi uğraşıyoruz? Beraberimizde olan şirketimizin küpleriyle olan... Güncelleme hızı mı? Evet. Yani şeye bakıyor. Yaşıyor muyuz? Ağ hızı önemli. Gateway üzerinden konuşacak. Bir limitasyonu var mı? Yani şu an için analiz servisinin özel bir şey zaten birkaç önce geldi. Ama onun haricinde bildiğim bir limit yok. Tamamen şeyle alakalı. İnternet hızıyla alakalı bir şey. Çünkü çok fazla bir şey yok. Sadece gateway var. Bir port açılıyor. Onun üzerinden bağlantı kuruluyor. Ve onun üzerinden konuşuluyor yani. Datanın miktarına bağlı. Çıkan datanın miktarına bağlı. Bir testler yapmak lazım. Birden fazla gateway'e ihtiyaç oluyor mu? Yoksa tek gateway geçiyor mu? Evet, her makine için bir gateway yeterli. Zaten bütün bir tane daha gateway açamıyorsunuz yani. Ama availability arttırmak istiyorsanız birkaç tane gateway. Mesela işte always on kurduğunuz diyelim. İşte secondary'ler var, primary'ler var. Primary için bir tane instance, secondary için bir tane instance kurabilirsiniz. Böylece birinin başına bir şey geldiği zaman öbür devreye girip konuşmaya devam ettirebilir. Ama bir makine için bir tane gateway yeterli. Square bağlantısı için de gateway var. Tabii bütün bağlantılar için connection'ı şeyde oluşturuyoruz. Office 365'te, o 365'te bütün connection'lar gateway'e ihtiyaç duyuyor. Mutlaka bunun üzerine değil, lokalde konuşması gerekiyor. Yetki ne oluyordur bunu? Yetki, kreyarşı da giriyoruz zaten tanımlama yaparken. Bir de bu nasıl girdiniz? Hani şirket basında bir sürü kişiye... Hani... Süper soru sorduğunuz bu hafta. Devam edin, bakalım soru. Herhalde. Çok heyecanlı oldu. Çok heyecanlı oldu. Çok heyecanlı oldu. Yani şirketimizdeki en büyük sorunlardan biri yetki. Yani performans raporları devreye girdiği zaman işte müşteri temsilcisi sadece kendisininkini görsün derken hani müdür kendine bağlı olanları görsün, full görenler var. Buraya yaptığımız zaman yani... Tamam, hak ettiniz öner. Ben geçiyorum. İsmail Hocam'ın integration service'le alakalı. Hani lazım. Burada cevap teşekkürler. Şöyle soru, soru cevabını falan diyorsunuz. Şimdi bunu söylemesi şeklinde. Bu enteresan bir durum çünkü mesela bir tane data source tanımlıyor 365 üzerinde birçok yerden bağlanabiliriz. Şöyle birçok yerden. Data refresh servisiyle, adliyle yenilemişim orada. Data refresh servisiyle bağlanabiliriz. Bunun için az önce ben şey tanımlamıştım, data source tanımlarken. Bunu kimler kullanabilsin demiştim. Orada atlamak istedim sadece. O kişi data refresh servisine aktif edebilir. Burada şöyle bir şey var. Data refresh servisine aktif ettik, tamam. Kimin kullanacağını, bu servisi kimin kullanacağını söyledik ama refresh servisini aktif eden kişi, bakın burada atlak ise yazıyor. Bu kişiyi tanımladım ben aslında. Bir de connection string'de yetki var. Hani kim bağlanacak? Data refresh servisi şunu yapıyor. Sadece connection string'deki provider'a, server'ın adına ve database'e bakıyor. Yani kullanıcı kimliğine falan bakmıyor. Dolayısıyla global bir şey tanımlamış oluyorsunuz. Kim hangi yetkilerle geliyorsa o yetkilerle gelip alıyor. Bu şöyle riskli bir şey. Eğer SA'yı falan açtığınız diyelim, herkes erişebilir durumda görünüyor. Lokalden bağlanan birisi Power Query ile o source'a erişebilir mi? O da işte az önceki şurada tanımladığım yetki var ya, bunu kim kullansın oraya takılmış oluyor yani. Ve bir de şey seviyesi var.
public mi erişebilsin, işte organizasyon mu erişebilsin, yoksa private, evet, sadece ben mi erişebilirim gibi yetkiler var. Bunlarla yönetiliyor yani yetkiler. Peki yetkiyi önümüzde ayarlayabilir miyiz? Yani veriyi erdiğinde getirebiliriz ama raporları belli kişiler görür. Mesela şu departmanların şu rapor görmesi için yetki veriyorum. Raporun kendisinin yetkisi ise doküman yetkilendirmesi. SharePoint Online'in kendi yetkisi kullanılıyor. Verebiliyoruz. Evet. Query'yi de paylaşabilir. Query genelde IT hesapları getirir. Tabii raporu direkt istediğimiz kişiye açarak belki güvenlik sağlamış olabiliriz ama Power Query'de şöyle bir özellik var. Evet. Raporu açabiliriz ama Power Query'de şu özellik var. İçerik veriyorsun demek. Aynı rapor açıyorlar. Aynı rapor açıyor. Query'e gönderebiliyor musun? Evet. Şunu ben bu arada açayım da bir yandan bir refresh ettim görelim. Hocam Power Query'deki Search Online'da organization kısmıyla çözmüyor muyuz bu işi? Data Katalog. İşte az önce katmanlı yetkilerden bahsettik. Bir yerde orası mesela. Yani bu kaynağı kimle erişebilirsin? Organizasyon, private, public, onları erişebilirsin. Power Query'de şu var. Şimdi benim data source'um aktif durum, yani aktif ama Power Query'de görünebilir durumda değil ama şuradan göstereyim nasıl olduğunu. Online search dediğim zaman Power Query'de bakın şurada data source'u kullanarak basit hale getirebilirsiniz tabii sorguyu. Data source diyorsunuz, data source'un adını yazıyor sorguya. İşte ürün ne değilse görünmeyecek çünkü şey, görünüyor şimdi de. Şöyle geliyorum şuraya, veri kaynağına geleyim. Bakın veri kaynağını açtığım zaman şuna bakın, Power Query'de aranabilir olsun. Hani bunu aktif ettiğinizde data source'u hangi yetkilerle açtıysanız Power Query'den erişen herkes onu görebiliyor. Public mi, private mi, organizasyon mu, işte onu kısıtlayabiliyorsunuz yani onu. Bu arada refresh etmiş mi diye bakıyoruz ve gördüğünüz gibi en son attığım dummy klasöründeki ürünleri buraya listelemiş durumda. Data refresh'in çok güzel çıkış olmadan yapamıyor muyuz? Yok, yapamıyoruz. Benzer bir şey SharePoint'ta var ama yani bu ofis için bir şey kendi şeyi burayla ilgili değil yani. Şey kısmına söyleyebilir misiniz? Yani ofis 365'e bağlanan kullanıcı veriye gönderebiliyoruz değil mi? Soruyu tam şey yapamadım. Yani bağlanan kullanıcıya göre göre rapor gelsin. Yani bir geldiyse sadece işte şu bölgenin müdürüyse bu bölgenin verisi. İşte başka bölge şu olmuyor. 365'teki bir kullanıcı alayım. Ha şu olabilir. Active Directory'yi buraya bağlayıp raporu ona göre dizayn edip şu kişi görebilsin falan derseniz tanıyabilir. Raporu görebilsin değil. Raporun içeriğinin Active Directory'deki kullanıcı bilgilerini alıp raporu ona göre tasarlarsınız. Yetkileri ona göre verirsiniz ki burada doküman bazlı yetki var. Sadece connection'ı oluştururken o kişiyi tanımlayabilirsiniz. Onun için SQL Server'de kullanıcı açmak lazım bilmem ne. Çok şey değil yani. Bu o zaten Dynamic Security. Güzel bir tane daha kitap olsun. O biraz daha. Şöyle güzel bir soru. Self-Service BI kapsamında gelen bir ürün Power BI. Dolayısıyla burada şey yok. Bazı şeyler kısıtlı. Security olayı mesela. Dosya bazlı yetkilendirme var. Satır bazlı gibi bir şey yok yani. Dosyayı komple birisini açıyorsunuz veya kapatıyorsunuz. İşte bu ihtiyaçtan dolayı ve yine aynı şekilde geliştirmek istiyorsanız o zaman SQL Server Analyst Service'de tabular modu tercih etmeniz lazım. Hani nerede self-service bir yer artık bırakmam gerekiyor'nun şeyi bu. Gittiği yol yani. Evet. Dynamic Security yaparak orada SharePoint'te zaten şeyle de birleştirerek kullanıcıyı alıp kullanıcıyı oraya taşırım ve hani gelen kullanıcının kimliğine göre veriyi servis edebilirim. Sizin söylediğinizi yapmak yine mümkün. Dediğim gibi connection'ı oluştururken şu user ID'ye bağlar. O user ID zaten aktif direktörler alınır. O da zaten şeydir. Office 365'te vardır o kişi. Dolayısıyla sanki o kişiyi göre yapmış oluyorsunuz ama connection o kişileri dizayn etmiş oluyorsunuz. Bu sefer de aynı kişiye gider. Peki basit bir şekilde kullanıcı adı yani dosyayı mail adresi ya da ne bileyim kullanıcı bilgiyi alabiliyor mu? Nasıl yani bağlanan kişi. Nerede? Hangi ortamda? Normalde mesela bu söylediğinizi mesela alabilirse ben yine onu gönderebilirim. Evet, mesela normalde bu söylediğinizi multi-dimensional küp falan yaparken username'ini alıyoruz Active Directory'den. Ona göre Dynamic Security yapıyoruz. Ama burada alabileceğim bir ortam yok. Ortamdan kastım da veri modeli. Aslında lokalimde yaptığım Excel bu. Hani öyle onu alabileceğim bir yer yok.
şeyde security anlamında şeyde de bir şey yok. Tabulara dönsem oradan belki security'de bir şeyler ayarlayabilirim. Power pivot içerisinden yapıyorsam hani üçüncü bir veri modelleme şeyi var ya. Orada bunu yapabileceğim dynamic bir şey yok hani alayım DAX yazarak falan. Bu dynamic security'yi yapamam yani. Yani kişi bazı yetkilendirme ya da satır seviyesinde ya da cüre seviyesinde self-service bir yerle falan bir yerle yapılabilen bir şey değil. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Biraz gıcık tuttu, yerde bölmek zorunda kaldım. Bölmeyecektim, devam edecektim ama öksürmeye başlayanlar oldu böyle kendi kendine. Yani etkilendiler, dolayısıyla bölmek zorunda kaldım. Çok teşekkür ediyorum sizi dinlediğiniz için. 2014 ile ilgili, Power BI ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isterseniz bizim bloglarımızdan takip edebilirsiniz ya da işte bu konuda Microsoft'a bir video var. Oradan da yenilikleri takip edebilirsiniz. 2014 eğitimlerinde de bu ve bunun gibi yeniliklerde hepinizle görüşmek üzere diyoruz. Bilgi alanında bu arada biz bilgi alanında çalıştığımızı zaten söylüyoruz birkaç defa da. 2014 yenilikleri başladı. Onlar da kayıt olarak tüm güncel bilgilere kolayca erişebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. İyi eğlenceler.